Herkese selamlar. Az evvel Subaru Impreza 1.6 TS aracımın kadranı ile ilgili birkaç ufak problemim vardı. Kadran aydınlatması ve benzin göstergesi ile ilgili birkaç problemim vardı. Bunları çözmek için kadranı sökmüştüm ve video çekmeye karar verdim. Şimdi ben kadranın dış çerçevesini söktüm. Bunun için bu kısımlarda iki tane vidası var. Yıldız uçla bu iki vidayı söktükten sonra şu dış çerçeveyi alıyoruz. Daha sonra bu kısımlarda alt ve üst kısmında gene yıldız vidalarımız var. Bunları da böyle göstereyim. Onu çıkardıktan sonra ister üzerinde bunu biraz şöyle alta doğru çekeceksiniz bunu. Alta doğru çektikten sonra şuradaki klipsler ile şu dış ve cam çerçeveyi sökebilirsiniz. Hiç kablolarını sökmeden. Ben sökme ihtiyacı duymadım. Ondan sonra zaten kadran önünüze bu şekilde geliyor. Kadran da bu şekilde zaten aktif çalıştığını görebilirsiniz. Söylemek isteyeceğim önemli noktalardan bir tanesi kadranın kesinlikle gösterge ibrelerini sökmeyin arkadaşlar. Ben benzin göstergesini söktüm. Tabii söktükten sonra taktım fakat randıman tutturamadım. Daha doğrusu çalışmıyor yani. Randıman tutturmayı geçtim, çalışmıyor. Zaten buna ihtiyacım var. Şimdi onları altına ulaşmak için, aydınlatmayı değiştirmek için bu kenarlardan hafifçe kastırıp ilk gösterge panelini çıkartabilirsiniz. Bakın zaten burada pinler var. Bu motor, iki motor bu pinlere girdiğinde zaten bu sabitlenmiş oluyor. Daha bununla hiçbir işiniz yok. Bunu olduğu yere bırakın. Keza aynı şekilde devir ve kilometre göstergemiz de aynı şekilde çıkıyor. Kesinlikle bunların ibreleriyle oynamamanızı tavsiye ederim. Oynayacaksanız da dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bunu da bu şekilde aldınız mı? Gösterge paneli karşınıza çıkıyor. Ve arkası da bu şekilde. Hani herkesin gördüğü yeşil ışık işte gösterge panelinin arkasında ki bu boyadan, şu boyadan dolayı yeşil oluyor. Dileyen arkadaşlar şunu da göstereyim daha iyi öbüründe. Şu yeşil kısımları kazıyarak çok dikkatli bir şekilde kazıyarak oralara kırmızı boya sürüp göstergenin içerisine de beyaz led koyup STA görünümü verebilir. Ya da direkt beyaza çevirip kırmızı ledleri görüp, pardon, kırmızı ledleri takıp direkt çalıştırabilirsiniz. Ben şimdi daha önceden gösterge aydınlatmaları yetersiz olduğu için 12 volt şerit led takmıştım göstergenin içerisine. Ondan sonra bu şekilde oldu. Şurada iki tane serimde bir problem oluştu. Neden yanmadığını anlayamadım. Biraz şeyler, ha evet. Şurada bir kopukluk oluşmuş. Muhtemelen ondan dolayı yanmıyordu. Bunu kontrol etmek için sökmüştüm. Evet, maalesef piyasada satılan kalitesiz şerit ledlerden dolayı bunu yaşadım. Ben şimdi onu sökeceğim. Daha sonra tekrar bir video çekerim.
bu göstergedeki yeşil ışıkları kazıyıp arkasına da kırmızı şeritli koyup STL görünümü vermeye çalışacağım. Bununla ilgili de bir video çekerim. Onun dışında göstergede başka bir şey yok. En önemlisi dediğim gibi bu ibrelere dikkat etmeniz. Başka bir şey